arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün siyah zeytin kuracağız arkadaşlar. Bahçeye geldim, siyah zeytinlerden biraz topluyorum. Siyah zeytin kurarken dikkat etmenizi tavsiye edeceğim, biraz böyle iri olması, daha etli olanlar tabii daha güzel oluyor, lezzetli oluyor. Çünkü tuza bastırdığımız için iyice böyle yumuşayacak, inceleyecekler. O yüzden biraz daha etli olmasına dikkat edin. Çok fazla küçük olmasınlar. Bir de artık böyle iyice siyahlaşmış olsunlar. Çok böyle siyahlaşmış olmayanlar iyi olmuyor. Onlar da biraz daha böyle etsiz ve cansız oluyor. Şöyle iyice irileşmiş, siyahlaşmış olanları almanızı tavsiye ederim. Kendiniz toplayamıyorsanız da. Ağaç çok fazla sık tutunca fazla irileşmeye de biliyor. Fidanlarınki daha iri oluyor. Daha lezzetli ve güzel oluyor. Bu gemlik arkadaşlar. Gemlik zeytini. Bundan yapıyoruz genellikle siyah zeytini. Toplamış olduğum zeytinleri bir kaba aldım ve iyice yıkadım arkadaşlar. Ağacın üzerinde tozlandığı için iyice yıkayıp temizlemenizi tavsiye ederim. Geçen hafta şu zeytini yapmıştım. Ben bu şekilde 5 litrelik pet şişeleri kullanıyorum. Bunlar daha kolay oluyor böyle. Yere koyuyorsunuz. Bakın bu şekilde yere koyup sallanması da kolay oluyor. Hem de hava almama ihtimali olduğu için de gayet avantajlı. Genelde böyle 5 litrelik pet şişelere yapıyorum. Bunlar için de tarifim şu şekilde: 1 su bardağı tuz, 1 su bardağı sirke kullanıyorum arkadaşlar. Bu ölçü 5 litrelik için ölçü. Şimdi bu pet şişenin içerisine zeytinlerimi dolduracağım. Sonra malzemelerimi ekleyeceğim. Yapımı inanılmaz basit. Herkes evinde kolaylıkla yapabilir. Zeytinlerin de tam şu an zamanı arkadaşlar. Artık zeytini pazarlarda, marketlerde böyle siyah zeytini de kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Aldıklarımızda gerçekten bazen katkı maddeleri, renklendirici boyalar falan olabiliyor. İlk pet şişemi dolduruyorum. Şişeyi doldurdum arkadaşlar. Çok fazla doldurmuyoruz. Bir miktar boşluk bırakın ki sallarken kolay olsun ve tuz da her yere yayılsın. İç kısımlarda tuzu iyice alsın. Şimdi tuzunu ve sirkesini ekleyeceğim. Limon tuzu falan ekleyenler de oluyor ama sirkeyi eklediğiniz için ve zaten yeteri miktarda tuz koyduğunuz için limon tuzu eklemenize gerek yok. Ben koymuyorum yani. İsterseniz bir miktar limon tuzu da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kaya tuzu bu arkadaşlar. Salamuralık kaya tuzu kullanıyorum. Sirke ise istediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Üzüm de olabilir, elma da olabilir. Yani istediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. 1 su bardağı kaya tuzunu ekledim. 1 su bardağı da sirkeyi ekliyorum arkadaşlar. Bunu normalde sadece tuzla da yapabilirsiniz. Sirkeyi eklemek tercihinize kalmış. İsterseniz sadece tuzla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde kapağını kapatıyoruz ve bu aşamadan sonra böyle yere koyun arkadaşlar. Yerde böyle mutfağa koyun mesela yere. Gidip geldikçe böyle ayağınızla şöyle itebilirsiniz. En azından o zaman böyle içi iyice alır. Her yerine tuz işlemiş olur. Bu şekilde her zaman sık sık sallarsanız 2-2,5 ay gibi bir sürede olmaya başlıyor, olgunlaşmaya başlıyor. Ama sürekli sallamayı ihmal etmeyin. İyice acı suyunun çıkması gerekiyor. Tuzun her yerine işlemesi lazım ki iç kısımlarda da bozulma falan meydana gelmesin. Zaten sirke ve tuz olduğu için bir sıkıntı yaşanmıyor. Arada bir bu şekilde gaz yaptığı için, asit yaptığı için şöyle hafif bir asidini, kafanı şöyle hafif açıp asidini alabilirsiniz. Olgunlaştığını nasıl anlayacaksınız peki? Olgunlaştığını tadına bakarak anlayabilirsiniz arkadaşlar. Tadında böyle acı suyu iyice çıkmış olması gerekiyor. Tadına bakın, acı suyu çıkmışsa şuradan itibaren böyle kesebilirsiniz. Kestikten sonra ben genellikle hepsini hemen yıkamıyorum. Normal kestikten sonra yıkamanız gerekiyor. Çok fazla tuzlu olduğu için bir yıkamanız gerekiyor. Ama hepsini yıkamamanızı tavsiye ederim. Ben mesela yiyeceğim kadarını genellikle yıkıyorum. Geri kalanı yıkamıyorum. Bir kavanoza koyuyorum. Onu da kullanacağım zaman yıkıyorum. O şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Mesela yarısına kadar olanı bir yıkayın. Yıkadıktan sonra yağlama yapmanız gerekiyor. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. İsterseniz çok fazla tuzlu geliyorsa bir süre suda da bekletebilirsiniz. Bu şekilde birazcık tuzu da gitmiş olur. Normal bize bu ayar tam iyi geliyor. Suda bekletmemize çok fazla gerek kalmıyor. Sadece böyle bir yıkayıp tuzundan arındırıyoruz. Sonra da zeytinyağıyla karıştırıyorum. Sonra kahvaltılarda sürekli tüketiyoruz. Dediğim gibi kalan kısmı da daha sonra tekrardan yıkayıp yağlayabilirsiniz. Bunu yapmanızın sebebi ise yıkamış olduğumuz kısım küflenmeye başlayabilir bir süre sonra. Ama bu tuzlu olan kısım
Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Dışarıda da olsa bir şey olmuyor. Hem sirke hem tuz olduğu için yıkamadığınız zaman dışarıda da kalsa sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama yıkamış olduğumuz kısmı serin bir yerde muhafaza etmezseniz küflenmeler olabilir. O yüzden dediğim gibi bir miktarını yıkamanızı, geri kalan kısmı yıkamadan saklamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Farklı yöntemlerle de siyah zeytin kurulabiliyor aslında ama evde uygulayabileceğiniz en kolay yöntem bu. Şu anda bunu yapmam inanın 5 dakikamı bile almadı. Evinizde rahatlıkla, kolaylıkla bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evinize sağlıklı, doğal ürünleri bu şekilde sokabilirsiniz. Maliyet olarak yani ekonomik anlamda da size faydası olacaktır evinizde yapmanın. Hem sağlıklı hem ekonomik olur. Evinize de katkı sağlar, sağlığınıza da katkı sağlar arkadaşlar. Bu şekilde evinizde siyah zeytini kendiniz kolaylıkla kurabilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Sorularınız da varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hepinize yanıt vermeye, dönüş yapmaya çalışırım arkadaşlar. Berilin Hünerleri YouTube kanalında bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.